Donanım haberden herkese merhaba. Ben Özgür. Ben Tunahan. MMO türü bildiğin gibi hem dünyada hem de ülkemizde en çok vakit harcanan oyun türlerinden Kesinlikle. birisi. Ama ne yazık ki kaliteli bir MMO bulmak biraz zor. Evet. Kaliteli MMO'ların hepsi de yıllar önce çıkmış oyunlar ve bu yüzden oyuncular bu kadar yıllardan oyuna başlama konusunda biraz çekinceli davranabiliyor. Biz de bu videomuzda Tunahan'la birlikte böyle bir çekinceye gerek olmayan hem kalitesiyle hem de evreniyle dikkat çeken bir oyun hakkında konuşmak istedik. Elder Scrolls Online. Direkt olarak oyunu konuşmak yerine daha net olması adına Elder Scrolls Online'ı iyi yapan şeyleri ve oyuna başlamak için sebepleri konuşacağız. İstersen ilk maddemizle başlayalım. İlk maddemiz oyunun evreni. Bildiğin gibi ya yani MMO türünün olmazsa olmazı hani elbette evrenin genişliği, kalitesi ve detayları. Şimdi Elder Scrolls evreni de şüphesiz en geniş, en detaylı evrenlerden bir tanesi. Hatta yani fantastik evren deyince şimdi hep pe pek çoğumuzun aklına gelen Yüzüklerin Efendisidir. Ama detay ve genişlik konusunda Elder Scrolls ya yani onunla yarışabilecek düzeyde bir evren diyebiliriz oyun dünyası özelinde. E, hatta burada Yüzüklerin Efendisi demişken evet. ben devreye gireyim hemen. Sana özellikle de... bak <laughs> Efendisi derken <laughs> Dönmemi de göstereyim. E, ya bir Yüzüklerin Efendisi hayran olarak bunu rahatça söyleyebilirim ben de. Eğer bu tarz konulara ilginiz varsa sizi kesinlikle tatmin edecek bir yapıya sahip Elder Scrolls Online. Hem ana görevleriyle hem yan görevleriyle hem de oyun içerisinde bulduğunuz kitaplarla oyun oynarken bir yandan da evrene dair detayları öğrenebiliyorsunuz. Bu sayede bir oyunu sunduğundan daha fazlasını da sunabiliyor. Evrenden bahsetmişken görevlerden de bahsetmemek olmaz. Eğer benim gibi MMO oyunlarında PvP yerine daha çok görev odaklı oynuyorsanız güzel bir MMO bulmak daha da zor oluyor. Elder Scrolls Online da işte tam burada bana kalırsa ön plana çıkıyor. Çünkü oyun hem ana görevlerle hem de yan görevleriyle gerçekten büyük bir içeriğe sahip. Bu görevler de aslında gelen içeriklerle sürekli yenileniyor. Yani sizi oyuna başladığınız andan itibaren bolca görev bekliyor. Görev yapısı da yine tek oyuncu tabanlı oyunlarla bilinen bir seri olduğu için Elder Scrolls. Yine o oyunlardakine benzer bir yapı sunuyor. Yani bir online oyunda bekleyebileceğinizin çok daha ötesinde olduğunu söyleyebilirim. O gizemli ve keşfetmeye dayalı yapı tıpkı tek kişilik Elder Scrolls oyunlarında olduğu gibi burada da karşımıza çıkıyor. Aslında görev tarafında en önemli özelliklerden biri de Elder Scrolls Online'a istediğimiz gibi oynayabilmek. Kesinlikle. Her ne kadar her sınıfın kendine özgü özellikleri olsa da istediğiniz sınıfla istediğiniz rolü oynayabiliyorsunuz. Bunun sebebi de yetenek sistemi aslında. Her sınıfa özel 3 yetenek ağacı var ama silahlardan da bir yetenek dalı geliyor. Bu sayede iki farklı silah taşıyarak tek bir tuşla oynayış tarzınızı değiştirebiliyorsunuz. Mesela ana silahınız balta olduğu bir karakterle Hı -hı. devam ediyorsunuz, oyunu oynuyorsunuz. Ama aynı zamanda bir iyileştirme hassası da alarak tek bir tuşla silahı değiştirip kendinizi veya arkadaşlarınızı iyileştirebiliyorsunuz. Bu sayede oyun boyunca tek bir role bağlı kalmıyorsunuz. Evet görevlerin bir de en önemli noktalarından bir tanesi de seslendirme olması. Birçok MMO'nun aksine yani bu oyunda neredeyse her karakter bir sese sahip ve bu da yani doğal olarak atmosferi daha iyi yansıtıyor. Bir de son olarak level scaling sisteminden de bahsetmek lazım. Evet. Bu oyunda düşmanın seviyesinin düşük gelmesi veya yüksek gelmesi gibi bir durum yok. Hani NPC'ler sizin seviyenize göre şekilleniyor. Bu sayede istediğiniz bölgeyi, oyunun istediğiniz bir alanını ne zaman isterseniz ziyaret edip keşfedebiliyorsunuz. Bu da önemli. Ee, bir sonraki sebebimize geçelim. PvP modu. Elder Scrolls Online'ı diğer MMO'lardan ayıran bir diğer özellik de aslında Aliens War PvP modu. Aslında dümdüz bir PvP modu gibi değil. Aliens evet, daha War PvP modu. Elder Scrolls'un açık dünya PvP modu aslında oyunun hikayesiyle de bağlantılı olduğu için basit bir PvP modu olmasının ötesine geçiyor. Adını ittifakların Savaşı'ndan alan bu PvP modunda da Oblivion'dan tanıdığımız Cyrodiil topraklarında rakip ittifaklara karşı savaşabiliyoruz. Buradaki temel amaç da kaleleri ele geçirip Imperial City'ye hakim olmak. Evet, Imperial City demişken buradan da Elder Scrolls dünyasında tanıdık yerler diyerek Aynen. bir sonraki maddemize geçmek istiyorum. Elder Scrolls'un yani ne kadar büyük bir marka olduğunu zaten söylemeye gerek yok. Yani 1994'ten bu yana birçok bölge gördük, birçok karakter tanıdık ve birçok da görev yaptık. Elder Scrolls Online'da da yine Morrowind ve Skyrim gibi pek çok bölgeyi görebiliyorsunuz. Bu yüzden Elder Scrolls Online eskilere dönüp keyifli bir nostalji yaşamak için de aslında birebir diyebiliriz aynen oyunculara. Öyle, aynen öyle. Elder Scrolls Online'ı birçok MMO'da olduğu gibi arkadaşlarınızla da dediğim gibi oynayabiliyorsunuz ama diğer MMO'lara göre daha keyif veren bir deneyime sahip olduğunu söyleyebiliriz. En güzel tarafı da birçok MMO'nun aksine aylık ücret ödediğimiz bir abonelik sistemine mecbur değiliz burada. Bir kez para ödüyoruz ve bitiyor. Ayrıca diğer MMO'ların aksine yine arkadaşlarınızla aynı sunucuya kayıt olma veya sunucu değiştirmek istediğinizde zorluk çekme gibi bir derdiniz de yok. Çünkü Elder Scrolls Online Mega Server sistemine sahip. Yani Amerika ve Avrupa için birer tane Mega Server var ve tüm oyuncular bu serverlarda oynuyor. Böylece herkes istediği gibi birbiriyle oynayabiliyor. Ee, bir sonraki maddemizde aslında yüzlerce saatlik içerik. Başta da bahsettiğimiz gibi uzun süredir piyasada olan bir MMO'ya yıllar sonra başlamak bazı oyuncuları endişelendirebiliyor ki bunlara ben de dahilim. Ama Elder Scrolls Online'da böyle bir endişeye kesinlikle gerek yok. Oyuna gelen bölümler zaten sizi yepyeni bir hikayenin yeni bir başlangıcın içine sokuyor. Ve aynı zamanda level scaling de olduğu için oyuna istediğiniz zaman başlayabiliyorsunuz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Buradan hızlıca beni de en çok heyecanlandıran noktalardan bir tanesine son maddeye oyunun en güncel, en yeni bölümüne High Isle'a geçmek evet. istiyorum. High Isle bölümüyle birlikte hali hazırda geniş olan Elder Scrolls evreni daha da genişleyecek ve daha önce hiç görülmemiş bir bölgeyi keşfedeceğiz. Bu da bir önceki maddede söylediğimiz gibi hani oyuna sıfırdan başlamak için kesinlikle çok güzel bir fırsat. Evet bu videomuzda Elder Scrolls Online'ı iyi yapan detayları ve neden tercih ettiğimizi sizlere aktarmaya çalıştık. Elder Scrolls Online şu anda PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve Xbox One'da erişilebilir durumda. Ayrıca High Isle bölümü de yani son bölümde şu anda PC için erişimi açılmış durumda. Konsollara evet. da Haziran ayının sonunda gelecek. Ve önümüzdeki günlerde de High Isle ile ilgili çok daha detaylı bir video ile tekrar karşınızda olacağız. İstersen bu videoluk bu kadar diyelim. Aynen bu kadar diyelim. bir başka <laughs> videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.